Valla güzelliğin kitabının en kıdemli yazarlarından biri o. Sema Şimşek, best modellikten oyunculuğa, Almanya'dan Türkiye'ye başarı öyküsünü anlatmak üzere ünlü oyuncu programımıza Zaman Tüneli'nden katılıyor. Mesut Yal'a laf çok, tüm hızıyla devam ediyor. Sema Hanım hoş geldiniz. Zannedersiniz ki Neolitik çağdan çıkarttık sizi bir şeyi. Evet. Toprağın altından getirdik buraya koyduk. Şimdi anlatır mısınız bana? İşte Ramses döneminde Mısır'da durumlar nasıldı? Böyle bir girsem diye merak ettim bir anda. Hoş geldiniz. Edebiyata bir düşkünlüğünüz ya da bir tutkunuz var mıdır? Var. Yazar yani, mısınız? Yazma yazamıyorum. Daha çok hani böyle minik öyküler ama okumayı çok seviyorum. Anladım. Ya yani, o zaman cesur değilsiniz. Minik öyküler yazıyorsunuz ama. Evet, daha çok oğluma yazıyorum onları da. Oğlunuza yazıyorsunuz. Evet, yani öyle hani ileride bir şey koyabilecek bir durum yok tabii ki. Yine de iyidir yani, hani bir satan kitabın yazılması bile iyidir yani. Evet, aynen öyle. Hiç satanlar öyle. Var çünkü aynen yani çok satanlar. Aynen öyle. Peki yani deneme işine başladınız mı? Mesela bir hırsıza mektup yazar mısınız? Evet. Evet onu. Ne oldu? Olayı açalım. Ben oğlumla yalnız yaşıyorum. Doğal olarak da bir mahallede oturuyorum. Çünkü esnaf seviyorum. Komşuculuk sevdiğim bir şey. Evet. Apartmanın komşularımı iki gün arayla hırsız girdi. Ve ben de takipçileri de güldürmek için aslında story'de bir yazı paylaştım. O yazının tamamı aslında olsaydı tabii ki daha komikti. Basından arkadaşlarımız sağ olsun belli bir noktayı yere alıp da onu haber yapınca eleştirileri görmemezlikten gelemedim. Ve insanların ne kadar acımasız ve kötü ruhlu olduklarını gördüm. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. Çünkü o eleştirilerin hiçbiri doğru değil. Yani benim hakkımda varsayımda bulunulması veya herhangi bir kişi hakkında benim sizin hakkım yani benim bulunmam kadar yanlış. Bu hayatta hiçbir şey olamaz. Ve çok üzüldüm ve özellikle gülerek bir fotoğraf paylaştım. Çünkü hayat keşke Instagram'daki kadar rahat olsa, güzel ve rahat olsa. Ve oradaki üzüntümü dile getirdim o yorumlarla ilgili. Tamam. Onun dışında... Hırsız daha mı masum kaldı? Yani yorumları kesinlikle düşünce. Hırsız. Keşke hırsız gelseydi kesin acırdı. Ne dediniz ki hırsıza? Ya ben, yani lütfen hani gerçekten evimde değerli bir şey yok. Yani oğlumla çok mütevazi bir hayatımız var. Kitaplarım evet benim için çok değerli. Mücevherim yok. Gerçekten gerçek para edecek hiçbir şeyim yok. O yüzden hiç beni o korkuya bulaştırma, uykumdan uyandırma. Çünkü o evlat sorumluluğu başka bir korkuya tabii sebep veriyor. Öyle hani tatlı sevgili hırsız diye başlayan aslında. Komik bir şeydi. Aslında, romantik bir şeymiş. Evet romantik bir şeydi. Yanlış anlaşıldı. Komik bir şeydi yanlış anlaşıldı. Çok enteresan bir şey. Çok mu yoksulsunuz? Çok yoksul. İşte ben hakikaten mahalle dayanışmasını o yüzden mi seviyoruz? Maaş inanılmaz yani. Hayat hiçbirimiz için tabii ki kolay olanlar vardır ama benim için kolay bir hayat değil. Hatta o eleştirilerden keşke benim bütün derdim sizinki gibi olsa diye yazmış. Bir tanesine cevap verdim. Umarım biri bile başına gelmez. Dilerim. Çünkü gerçekten hayat yaşatarak öğretiyor. Peki yani çok trajik şeyler mi yaşadınız kendinizce? Ya 8 yaşında çocukluğum bitmişliğinden başlasak eğer evet. Çok pis başladınız ama oradan ben nereye gideyim? İşte öyle bir yere koydunuz ki indiremem onu. 8 yaşında çocukluk bitti. Bitti. Neden? Çünkü babamı kaybettim. Çünkü o başka bir şeydi. Babam bana çocukluğumu hatırlatan ve çocukluğumu yaşatan kişiydi. Ve 8 yaşında onu kaybedince benim için çocukluğum bitmişti. Ve dolayısıyla hayat ve yaşanan şeyler beni hep olgun, mantıklı düşünmeye ve ona göre hareket etmeye zorladı. Hata yapma şansım yoktu. Olmamalıydı ya da. Bu biraz yapıyla da alakalı evet. Çünkü ablam öyle biri değil mesela. Yani hani o kadar takılan biri değil. Ama benim için öyleydi. Dolayısıyla evet yaşadıklarım, evliliğim, boşanma sürecim, çocuğum, işte zorluklar vesaire. Herkes her şeyi yaşayabilir. Yani her zaman... Çok sevdiğim bir laf vardır. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Aynen öyle. O yüzden o kadar dışarıdan ahkam kesmek... Olmuyor. Peki hiç ne oldum dediniz mi? Ne oldum hiç demedim. Peki ne olacağım diyor musunuz? Ne olacağım diye hep söylüyorum. Yani o zaman hani iş kariyerini ya da gelecek kariyerini ne olacağım üzerine? Ne olacağım üzerine değil. O noktada kadarcı da olabiliyorum ama evet ileriyi düşünen biriyim. Ne yapmam, ne etmem gerektiğini
Özellikle bir birey yetiştirirken bunu evet çok sık düşünüyorum. Anladım. Aktif olarak podyuma çıktığınız senelerde hakikaten gerçekten Türkiye'de marka olan birçok isim vardı. Onlardan bir tanesiniz. Şimdi podyum gerçekten unutulmuş ve hani nostaljik bir meslek olarak mankenliği insanlar addediyorlar. Oysa ki hani Avrupa'ya ya da Amerika'ya baktığınızda hala şaka şaka. Evet. Neden Türkiye'de yani bir anda böyle tukaka oldu? Tukaka'dan ziyade aslında ben hep şunu söylüyorum, reklam yasaklarının başlamasıyla iş kısıtlandı. Hı. Bir dönemin işte çok büyük markaların defilelerini yapıyorduk ve 70 kişilik manken kadrosuyla defileye çıkıyorduk. Ve bu gerçekten basında inanılmaz olay oluyordu. Şahane bir reklam oluyordu. Şimdi o ismin yasaklanması, reklam yasağıyla birlikte bu kadar büyük bütçelerle iş yapmak yerine... Hı hı. Daha popüler ve magazinsel modelleri kullanarak reklam, küçük bir şeyle reklam yapmak tabii ki doğal olarak daha mantıklı gelmeye başladı. Ama asıl olay bu. Sonra Fashion Week denen şey yabancı mankenlerle ne kadar daha ucuza mal edilen, çok değil mi? Çok ucuza mal edilen, gerçekten inanılmaz. Yazık o kızların da, yani gerçekten o yabancı mankenleri de çıkarıyorsanız bir nebze de olsun hak ettikleri, orada sergiledikleri performansın hakkını vermeleri hı hı. gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Ben olmasam dahi. Hı hı. Ben buna bağlıyorum açıkçası. Bıraktınız mı mankenliği? Vallahi hala çıkarıyorlar. Arada olan işleri. Herhalde şey sürpriz değildir bu size. Yani sonuçta hani mankenliğin... Manevi bir tatmin yaşıyorum orada. Çünkü, emeklilik yaşı yok galiba değil mi? Yok, bence yok. Olmaması gerekiyor. Çünkü o ruhu, o ışığı taşıyor olmak önemli hı hı. olan. Orada kendimi... bambaşka bir fanusun içinde hı-hı. bambaşka biri hissediyorum. O duygu hoşuma gidiyor. Çünkü özel hayatımda oradaki ruhu taşımıyorum. Doğru. Yani daha farklı bir şey. Evet. Farklı bir gömlek. Zaten evet. orada askısınız değil mi? Yürüyen askı derler. Aynen. Aslında oyunculuk. Ben oyunculuk. Her zaman söylüyorum. Yani transparan bir şey giydiğinizde hı-hı. en masum ifadeyi takınmalısınız ki kıyafeti ön plana sunasınız. Hı-hı. Eğer şuh bir ifadeyle yürürseniz kendinize sunmuş olursunuz. Doğru diyorsunuz. Peki kimi zaman yabancı mankenlere bakıyorum. İnsanın böyle ağzını burnunu kıracakmış gibi bakıyorlar böyle karşıya. Geriliyorlar mı? Çok mu gergin tipler bunlar? Korksak mı acaba mankenlerden? Yok, o belli yani hafif bir tebessüm olsun olmasın bunu tasarımcı talep eder. Hı. O konsepte göre koreograf talep eder. Bu böyle bir şeydir. Bizdekiler biraz daha böyle hareketli canlı falan filandır değil mi? Yani Milano'ya falan bakarsak. Tabii eskiye nazaran eskiden çok öyleydi. Hep dans, hep şov üzerineydi defilelerimiz. Yani biz kadınlar günlerce, günü, altın günü gibiydi değil mi? Günlerce dans koreografileri çalışırdık. Hı. O arada biraz daha renk katmak için. Şimdi 15'er dakika sürüyor defileler. O hı. zamanlar 45 dakika, 50 dakika giy çıkar yaralar bereler çizikler içinde. Hiç kolay değil ya. Gerçek survivor. Değildi. Peki şeyi özellikle merak ediyorum. Bu yani bir podyum şeye, oyunculuğa bayağı ciddi bir istihdam sağladı. Bir kaynak oldu. Evet. Zaman zaman sağlıyordu artık. Bir iki tane güzellik yarışması ya da mankenlik yarışması kaldı. Fakat işler biraz da tersine dönmeye başladı. Şimdi artık oyuncular mankenlerin yaptığı işleri yapmaya başladı. Dikkatinizi çekti mi bu iş? Evet, fotomodel ve çok güzel yapıyorlar. Öyle biliyorsunuz. Peki ya, niçin böyle oldu? Yani hani gerçek işi bu olanlar biraz şey yapmaz mı? Kırılmaz mı kalpleri? Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman mankenlikten oyunculuğa geçen arkadaşlarım için de eğer yetenek varsa... Bunu her zaman ki bu konuda birçok oyuncu, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım her zaman destek oldular. Hiç bu onlardan veto yemedim yani öyle söyleyeyim. O güzel. Yetenek varsa olabilir. Neden aynı yetenek, o bakış, o ifade ve güzel fotoğraf veriyorsa yapamasın? Aynı doğru. şey aslında. O zaman... hakkaniyetse her iki tarafta aynı şeyi yapabilir. Peki podyumdan oyunculuğa geçişinizde herhangi bir şey eğitim aldınız mı? Workshoplara katıldım. Ama benim için Kurtlar Vadisi dizisi 6,5 yıl sürdü. Can Gürzap'tan Zafer Algöz, yani birçok oyuncu, bütün devlet, bir şey, bütün devlet gibi orada. Evet, çalıştım. Benim için tam bir okuldu ve set aralarında gerçekten onları sömürdüğümü düşünüyorum. Siz orada konservatuvar artı bir de yüksek lisans evet, yapmışsınız evet. anladığım kadarıyla. Aynen. Gayet iyi. Peki oradan çıktıktan sonra hani sonuç itibariyle 6,5 yıl biraz da riskli bir süre. Yani evet. o şeyin o rolün üzerinize yapışık kalma riski de var. Düşündünüz mü ya ben acaba keşke böyle yapmasa mıydım diye? Oradaki rol hani böyle bölüm başlayıp sürekli devam eden bir şey değildi. İnci genelde, karaktere. Evet. Polat evet. Arış herkes öyleydi biraz. Aynen öyle. O yüzden hani öyle bir evet yurt dışındaki Arap
takipçilerden öyle bir inci şeyi var ama sonrasında çektiğim sinema filmleriyle zaten onun kırıldığını düşünüyorum. En sonunda savaşçı oldu zaten. Hı-hı. Orada tam bir teröristi canlandırarak o hani böyle bakımlı kadın. Böyle riskli rolleri seçiyorsunuz farkında mısınız? Çünkü tecrübe. Tecrübe yani makyajsız, saç makyaj olmadan da çalışmak istedim. Gerçekten oyunculuğa dair bir şeyse bunu yapabileceğimi göstermek adına farklı yönetmenlerle çalışmak, farklı ortamda çalışmak benim için. Yani ben de hep böyle bir anladım, başka bir şey. Arzusu evet. Var. Bir öyle duvara söyleyeyim. Çarpmak istiyorsunuz, yeni bir duvara çarpmak evet. istiyorsunuz. Peki siz Pusu'dan ya Kurtlar Vadisi'nden ölerek mi ayrıldınız? Hayır, ona bile kıyamadılar, öldürmediler. Ay ya yazık aldı bu çıksana, bak kıdemliydi artık, öldürmeyelim. Kendiniz mi gittiniz öyle? Hikaye tıkandı, gerçekten tıkandı. İnci karakter için artık yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Senaristlerde de bunu hissettim, yapımcımızda da ve hani... Nazik adamlar kurumuz... söyleyemiyorlardı. Uygunsa sizin için hani benim için bu kadarı şahaneydi yani her şey için teşekkür ediyorum diye. Onlar da beni akıl hastanesinde kapattılar. Harika. Savaşçı da temizlediler galiba. Orada temizlediler. Nasıl bir şey ölmek duygusu? Ölüm şeklim çok trajikti. O da bir deneyimdi ama gerçekten her şeyle empati yapıyor olmak ve farklı bir şey oynamak benim için çok değişikti. Yani bir şekilde bir empati kurma duygusudur ya oyunculuk. Teröristle ne kadar zor şartlarda ve nasıl bir beyin yıkanmayla böyle bir şey yaptıklarına varana kadar her detayı düşünüyorsunuz ve çok zor bir hayatları var aslında. Bir asker tarafından öldürülmedikleri takdirde yaşam süreleri 5 yıl zaten. Çünkü o şartlar, o dağlarda çekim yaparken yaşadığımız biz oyuncu ki karavanımız var. Sıcakta duran orada hani girdiğimiz an ısınabileceğimiz midelerini bir kuşakla acıkmamak için bağlanmış. Haftalarca, aylarca yemek yemeden bir yaşamları var yani. Çok zor yani insanın empati gerçekten yapması da çok zor. Çok zor. Ama benim için o da çok güzel bir tecrübeydi. Anladım. Ama hani o slogan vardır ya en iyi terörist, ölü terörist diye. Onda yani, hemfikiriz. Oyunculukta noktayı öyle koydunuz. Onda bir şey söyleyeceğim. En bu zaman en sıkı eleştirmeniz kim? O zaman çocuğunuz değil mi? Yani onunla yaşıyorsunuz. O yaptığınız işleri izliyordur herhalde. Yok izlettirmiyorum. Niçin yani. İzlettirmiyorsunuz onu? Sinema filmlerini izleseydi bari. Ya televizyon açmıyoruz biz. Öyle açmayız, bir durum var. Yabancı vesaire. Aradan bazı sahneleri tabii ki izlettiriyorum. Ondan sonra neden böyle bir şey oynamayı tercih ettin dediğinde de farklı bir bakış açısı, farklı bir öğrenim, farklı bir oyun sergileme benim gelişimim açısından iyi olacağını düşündüğüm için diyorsunuz. Diyorum. İkna oluyor mu? Kesinlikle. Ben çok ondan enteresan. O kadar büyük nasihatler alıyorum ki aklımda olmaz yani. Eğilimi ne tarafa? Yani oyunculuk vesaire? Yok bilim üzerine şey. O. Bilim üzerine? Evet. Özellikle sevdiğim bilim dalı var yani, mı? Yani uzay bambaşka bir merak alanı ama kimya üzerine de çok farklı. Yani karışımlar yapsın. Telefonla oyun oynaması hafta içi yasak ama yabancı işte cam yapımı mı, cam nasıl yapılır, hangi maddelerin karışımıyla elde edilir gibi şeyleri izlemeye bayılıyor mesela. Ya hırsızın sizin oraya gelmemesinde fayda var çünkü hani kimyasal bir laboratuvar gibi anladığım kadar ev. Yok evdeki o şeylerle böyle hayal 2 yaşındayken küçük yani. Bile işte bir alüminyum folyoyu pet şişeden içeri sarkıtıp onu iplerle bağlayıp yapıştırıp ucundan metal bilye sarkıtıp işte sana statik elektrik üretecek bir şey yaptım anne falan diye böyle çıkıverirdi yani. Benim bizim bir tek mutfak talana dönerdi. Anladım. Pek başarılabilir gibi değil. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. İyi bir eğitim alsın. Evet. Ve dilerim istediğiniz çocuk olsun. Evet. İstediği insan olsun. Benim nasıl istediğim önemli değil. İnsan olsun. Güzel güzel toparladık orayı. Evet. Bu lafta son laf olsun. Bakalım manşetlerde neler çıktı Sema Şimşek'ten. Evet, çok sayın ve sevgili Sema Şimşek'i ağırladık bu akşam. Story'de bir yazı paylaştım. Basından arkadaşlarımız sağ olsunlar, insanların ne kadar acımasız ve kötü olduğunu gördüm. Komik bir şeydi, zaten yanlış anlaşıldı dedi. 8 yaşında çocukluğum bitti, babamı kaybettim. Hayat ve yaşanan şeyler beni olgun ve mantıklı düşünmeye zorladı. Hata yapma şansım yoktu. Yaşadıklarım, evliliğim, boşanma sürecim, çocuğum derken... Herkes her şeyi yaşayabilir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Set aralarında onları sömürdüm. Ben de gelişim arzusu var. Hikaye tıkandı. Bu kadar şahaneydi. Uzay iyi, kimya da başkadır Mesut diyerek bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size ve çocuğunuza istediğiniz hayatı diliyorum ben de.
Hepimiz için. Harikulade. Sema Şimşek'i ağırladık. Teşekkür ediyoruz kendisine.